Evet, bi'se el abdu abdun tahayyele vaktane ve neziyel kebirel müteal. Şu adam ne kötü adamdır. Kibirli, gururlu. Nasıl kibirleniyorsun ya? Doğduğun zaman sen bir sümüktün. Değil mi? Pis, iğrenç, herkesin iğrendiği bir pis bir sümüktün. Sen ondansın. Öldükten sonra da kabrini aç bakalım bir hafta sonra. Varabilecek mi kokusundan? Gömmeseler leşinden yanına varılmaz. Sonun da bu. Peki o başlangıçla sonun arası nasıl? Senin karnını açalım şimdi. Kokusundan varılır mı yanına? Şu kadar sidik var, şu kadar şu pislik var. Yani pislik hamalısın. Başın böyle, sonun böyle, arada da pislik hamalısın. Ulan neye güveniyorsun da havalanıyorsun, kibirleniyorsun? Elinden ne geliyor senin? Her şey Allah'ın, her şey O yarattı. Her yeti O'nun, kibirlenecekse O kibirlenecek. Zaten bir adı da El-Mütekebbir. Bir kimse hali buyken, bu durumunu görmeden kibirlenirse ne kötü kuldur o. Allah'ın şamarını yer. Bunları ben takip ediyorum, biliyor musunuz? Şimdi büyük adam olmuş, başa geçmiş, büyük laflar ediyor. Asarım, keserim, giderim. Gazetelere bakıyorum, son anında fotoğrafı var. İnliyor böyle. Ana, sen bir zaman şimşek gibi gülüyordun lan, ne oldu sana? Evet, Allah onları öyle rezil eder. Kibirlileri. Ne kötü kuldur o. Kendinde bir şey varlık şey etti. Öbür insandan senin ne farkın var ya? O da insan. Hem de babamız Adem, anamız Havva. Aynı ana babadan geliyoruz. Niye senin üstünlüğün nerede? Niye sen öyle gururlanıyorsun? En kötü kuldur. Ve nesiyel kebirel müteal. Allah'ı unuttu. O kadar kururlu, kibirli tarihte çok var böyle. Sonra da sonları ne oldu onların? Evet, unutan adam ne kötü adamdır. Bi'sel abdu abdun tecebbara ve'tede ve nesiyel cebbarel a'la. Allahu Ekber. Şu adam da ne kötü, şu kul da ne kötü. Diyor ki zorbalık yaptı, haddi aştı. Ne işkenceler yaptı insanlara. Ne işkenceler yaptı. Evet. Değil mi? Dünyayı titretti Moğollar. Sonra ne oldu? Sonu. Evet. Böyle tarihte çok cebbar var. Zorba adam var. Bunlar ne kötü kuldur. Sen onların sonlarına bakacaksın. Biz böyle değiliz hocam. Bi'sel abdu abdun sehe ve lehe. Şu kul da ne kötü kuldur. Dünyanın gelip geçici işlerine daldırdı. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, hac yok, zekat yok. Bırak ya sen de. Çalışıyorum, kazanıyorum. İşimi yürütüyorum. Karun gibi. Karun o kadar zenginmiş, hazinesinin anahtarlığını 300 kişi taşıyamazmış, anahtarlığını, hazinesinin değil. Demişler Harun, Allah'a bir şükredin, ne lan demiş. Çalıştırdım, kazandım demiş. Evet, şimdi öyle adamlar var. Bana da dediler, merak etmeyin, şimdi bu devirde de var öyle adamlar. Bırak hoca ya, bunlar karın doyurmaz. Böyle laflar, boş laflar. Dediler ya, öyle adamlar var bizim memlekette de. Evet. Şimdi sonra ne oldu? Yerin dibini geçti. Herkes de gıptırdı. Ah biz de Karun gibi zengin olsak falan. Yerin dibine geçti, geçince iyi ki onun gibi olmamışız. İnsanoğlu böyle. Aldanmayın ona diyor Peygamberimiz.
böyle zorbalık yapanlar vardır. Ne kötü kuldur onlar, dünya şeylerine, nimetlerine, dünyalıklara kanar, unutur. Evet, unutur ahireti, bu dünyanın öleceğini unutur, sonu var, bunu unutur. Velehe, ve oyalanır, ıvır zıvır şeylerle oyalanır. Ama bunların sonlarını bir görün. İşte biz bu sahada çalıştığımız için kafamı koyup hep takip etmişimdir ben. Sonunda nasıl inliyorlar, nasıl ağlıyorlar, nasıl yalvarıyorlar o zorbalar. Böyle dünyayı aldanmış, her şeyi unutmuş, her şeyi yapmış. Sonra dünyalıkta uğraşırken Azrail demiş gel buraya. Evet, dünyanın nimetlerine bakıp onlarla oylanıp ve nesiyel makabire, kabri unuttu. Velbele, orada çürümeyi unuttu. Ne kötü bir kuldur bu. Evet, görmek lazım. Kaç yaşına gitsen ölüyorsun. Ve de Allah sonumuzu hayır eylesin. Hep onu düşüneceksin. Ne güzel uyarıyor Peygamberimiz. Dünyadayken hep fitneci, fesatçı, şucu, bucu, ortalığı karıştıran adamlar. Ama sonra bir sene yara bere içinde kıvrana kıvrana yatıyor. Doktorla bir çare bulamıyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ne oldum delisi olma, unutma. Ona göre adamını düzgün at diyor Efendimiz. Ne güzel uyarıyor. Kabri hatırla. Hiç öyle ben ölmeyecekmişim havasına kapılma. Çok var böyle. Ne güzel söylüyor Yunus Emre. Ne acep olur şu Adem oğlanı. Öleceğin hiç gönlüne gele mi? Azrail, evet, vurup canına, evet, alacağın hiç gönlüne gele mi? Azrail alır bu cümle tenleri, canları, toprağa düşürür nazik tenleri, giydireler sana yensiz donları. Kefenin donu var mı? Gömlek don falan var mı? Kapıda üstüne örtü veriyorlar. Evet. Yiyeceğin hiç gönlüne gele mi? Altınlar nerede kaldı? Paralar nerede kaldı? O güç kuvvet nerede kaldı? Gelir nöbetin dolanı dolanı. Ağlasana sen bulanı bulanı. Halkın önünde beğeni beğeni. Yunacağın hiç gönlüne gele mi? Teneşir tahtını koyuyorlar. Ya bu memleketin en zengin adamı diye özel bir muamele var mı? Gariben de aynı şekilde yünüyor, aynı kefene bürünüyor. O zengin adam da bilmem devlet başkanı ne olursa o da aynı. Hiç göreceğin gelir mi? Gece gündüz şükreylesin dili, zikreylesin dili. Gizli değil ayan sana halimiz. Karanlık kabirde bir gün yalınız. Kalacağın hiç gönlüne gele mi? Kazıyorlar, örtüyorlar, eyvallah. Sonra, evet, münker, nekir, münkereyn geliyorlar. Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, kıblen neresi, kimsenin kardeşin, kitabın ne? Böyle düzgün söyleseler bilirsin. Böyle hani her tarafı idare eden dünya adamı var ya, dünyada her şeyi yapıyor ama bayram namazına gidiyor, bilsinleyen o da namaz kılıyor, araziye uyuyor. Onlara derlermiş ki, şu Muhammed diye bir adam vardı, melekler böyle, laubali, ne diyorsun? Böyle muhabbalis olunca, ya öyle birisinden bahsediyorlardı, ben de idare ediyordum. Bu hadis arkadaş, söylediğim. Zaten biz senin ne münafık oldun biliyoruz. Ondan sonra bir bağırıyor diyorlar. Peygamberimiz insanlara duyurma ya Rabbi demiş. O bağırtıyı işitirlerse gömmezler. Halbuki insan mahlukatın en şereflisi. Gömmeyince açıkta bırakır. Oğlunu, kızını, anasını, babasını gömmez. Meydanda bırakır kaçırır. Onun bağırmasından
O da leş kokar, burada bu şey yem olur diye Allah'ım demiş, insanlara duyurma. Hayvanlar duyuyor. Evliyaullah da duyuyor. Evet, biz büyük adamla, güzel bir adamla mezarlıktan geçiriyoruz. Mustafa Hoca dedi, burada dedi, bir adam dedi, çok bağırıyor dedi. Çok da pis kokuyor dedi. Yapma dedim, burada büyük adam yatıyor. Hayır dedi, çok fena bağırıyor dedi. Görüyor onu, duyuyor arkadaş. Onu söylemeyeceğim ben tabii. Dünyada saltanat sürmüş ama o adam onu görüyor. Başkaları da görüyor yani. Yunus da görmüş işte, onları da size uyarıyor. Evet, Yunus Emrem Eydür, hele burada hemen ömrüm zayi geçti arada. Yarın Hak yanında yüzü karada olacağın hiç gönlüne gelemi. Peygamber de onu şey diyor. Dünyalıkla uğraşırken venesiyel makabir vel bela, çürümeyi unuttu. Ahireti kabri unuttu. Sorguyu suali unuttu. Sonunda kanatları indiriyor ama faydası mı var? Faydası mı var? Evet. Bunu düşünecek mümin dengeli yaşayacak. Dengeli. Evet. Bi'sel abdu abdun yahtallut din bis şübhat. Şu kul da ne kuldur? İşte bu dünyayı unutup da işte ahireti unutup da dünyaya dalan adam ne kötüdür? Şu adam da ne kötüdür? Dünyadayken şüpheli şeylere. Kardeşim, eski adamlar bir şey bilmiyorlarmış kardeşim ya. Faiz haram olur mu ya? Faizli ticaret olur mu ya? Yorum yaparlar diyor. Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacın var kardeşim ya? Allah Allah. Bu ne demek namaz? Yorum yaparlar. Allah'ın emirlerini ortadan kaldırırlar. Bazen şüpheli şeyleri sarılırlar. Halbuki Peygamberimiz diyor ki, bir hoca böyle söylüyor, bir hoca böyle söylüyor. Demek ki şüpheli. Garantili değil. Herkes birleşe mi değil? İttaku mevâdıat tühem. İttaku şübühât. Şüpheli şeylerden uzak durun. Şüpheli şeyden kenarda duracaksın. Garantili olanı yapacaksın ibadetlerde. Ama şimdi hep o taraflara gidiyor. Hep yorum, 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 yorum. Ne kötü adamdır bu. Şüpheli şeylerle dünyasını şey etti, kararttı. Alimlerin ihtilaflı olması durumunda karar veremedik durumlarda şüpheli şeylerin peşinde. Ne kötüdür o. Evet. Haramları tevil etti Cukcan'ın. Ben kimsenin hakkını yemiyorum ki. Çocukların da giyimini, kuşamını yapıyorum. Neden haram olsun şarap içmek? Böyle yorumlar yaparlar. Evet. Şunu duymuşuz. Hacca gitmek, Araplara para yedirmek kardeşim. Niye yani? Duymuşuz efendim. Böyle adamlar bir tane değil, çok var. Böyle konuşurlar. Ne kötü kuldur o. Bi'sel abdu abdun tama'un yakuduhu. Hırs, haris. Bir numara olacağım, en zengin ben olacağım, en başa ben geçeceğim diye her türlü pisliği yapar. Her türlü kirli yollarla oraya ulaşmak ister. O hırsı onun şeysi olur, rehberi olur. Her türlü meşru olmayan şeyleri yapar. Ne kötüdür bu adam. Bi'sel abdu abdun heva yudilluhu. Birisi de zevk sefa düşkünüdür. Eğlence düşkünüdür. Vur patlasın, çal oynasın. Evet. Der, hayatını böyle geçirir. Ne kötüdür bu adam. Evet, nefsin şeylerine uyan. Bi'sel abdu abdun ragabun yüzilluhu. Hırslı olur, hırslı onu iyice aşağılar. Yapmayacağı şey yoktur o hırsı uğruna. Neler var şimdi? Değil mi? Irz namusunu bile satıyor para kazanmak için. Bunlar var arkadaş. Bu da olur mu? Var. Peygamber doğru söylüyor. Bunlardan uzak dur. Bir gün kabir gelecek, soru gelecek.
o şeylerle karşılayacaksın diye bizi Tirmizi Hakim Müstedrek'inden Esma binti Umeys radıyallahu anhadan naklediyor. Evet, bu Cafer bin Ebi Talib'in karısı Esma binti Umeys, evet, imiş. Ondan naklediyor.